Şimdi Risale-i Nur bir Kur'an tefsiridir. Evet. Bunda asla şüphe yok. Yani diğer müfessirlerle gerçi hani benzemiyor gibi, bizim alıştığımız tefsirlere benzemiyor gibi görünüyor ama aslında bir Kur'an tefsiridir. Aslında genel olarak tefsir literatürüne şöyle bir bakmak lazım. Yani ne demek? Daha sahabiler dönemindeyken, tabi'in dönemindeyken, tebeut tabi'in ondan sonra günümüze kadar gelen bir tefsir geleneğine baktığımız zaman, ilk çağlarda özellikle selef döneminde, selef-i salihin dediğimiz İslamiyet'in ilk üç asrında bizim bildiğimiz gibi baştan sona kadar bir ayeti kerimeyi Fatiha'dan başlayıp Nas suresinde bitiren böyle sırayla tefsir yapan bir tefsir yoktu. Mesela İbn Abbas radıyallahu anh'ın tefsirini görüyoruz. Mesela tabiinden İmam Mücahid'in tefsirini görüyoruz. Buna benzer tefsirlerde hep mevzuidir. Yani o tefsir literatürüne göre. Yani bir konuyu alır onu tefsir eder. Ya da bir sureyi alır onu tefsir eder. Mesela Fatiha suresinin tefsiri. Veya işte ne bileyim Allah'a iman konusu. Meleklere iman konusu. Ya da herhangi bir mevzuyu alır. Kur'an-ı Kerim'den o mevzuyla alakalı ayetleri ne yapar? Tefsir ederdi. Şimdi daha sonra baştan sona kadar tefsir meselesi çıktı. İlk tefsir, yapılan tefsire bakıyoruz. Yani o baştan sona kadar. Baştan sonra yani Fatiha suresinden başlayıp Nas suresinde bitiren tefsir İslamiyet'in çok daha böyle sonralardaki yıllarda çıkmıştır. Şimdi dolayısıyla Risale-i Nur'a baktığımız zaman o işte İslamiyet'in ilk döneminde yapılan tefsirler gibidir.